Sayın seyirciler, Rusya savaş gemileri Ukrayna'ya ait savaş gemilerine ateş açtı ve bu iki ülke arasında bir gerginliğe yol açtı. Bu gerginliğe ilişkin de dışişlerinden bir açıklama var. Gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz deniliyor açıklamada. Ayrıca Kerç Boğazı'ndan geçişler engellenmemeli uyarısı yapıldı. Bakanlık taraflara itidal çağrısında da bulundu. Ve sevgili izleyiciler, Rusya ve Ukrayna arasındaki bu gerilimi Ankara stüdyomuza döneceğiz. Segret Haber Ankara Haber Müdürümüz Ahmet Sözcan konuyla birlikte değerlendirecek. Hemen sözü Ahmet Sözcan'a bırakalım. Karadeniz'de sular ısındı. Dün gece Rusya savaş gemileriyle Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya geldi. Rusya Ukrayna'nın gemilerini durdurdu ve bu gemilere ateş açtı ve Kerç Boğazı'nda kapatmıştı. Ancak biraz önce boğazın geçişini engellemekten vazgeçti ve yeniden Kerç Boğazı geçişleri açılmış oldu. Peki Rusya ile Ukrayna neden bir kez daha karşı karşıya geldi? Kırım ilhakından sonra Rusya-Ukrayna ilişkileri nasıl seyredecek? Karadeniz'de suları ısındıran bu gelişmeleri uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doktor Hasan Oktay. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Karadeniz'de sular ısın dedik. Nasıl bu gerilim ortaya çıktı? Şimdi Kerç Boğazı Kırım tarafında bildiğimiz kadarıyla Rusya da burayı ilhak etti. Yapılan referandum sonucunda topraklarına katmış oldu. Dolayısıyla Rusya burayı kendi karasuları içerisinde görüyor. Ancak Ukrayna'da uluslararası geçiş güzergahında olduğunu savunuyor. Bu kriz neden çıktı? Evet, bu kriz 2013 yılında kadar söz konusu değildi. 2013 yılında Ukrayna krizi başladıktan sonra özellikle Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Boğazı'nda ifade ettiğiniz gibi bu boğaz Kırım bağımsızlığını ilan edip daha sonra Rusya'ya dahil olduktan sonra otomatikman Rusya'nın suları haline gelmiş oldu. Uluslararası sistemde bu kabul edilmese bile ama fiilen şu anda Rusya orayı kendi suları olarak ifade ediyor. Yani Rusya orayı savaş alanı bölgesi ilan etti aynı zamanda. Ama yani, uluslararası bir geçerliliği yok bildiğimiz kadarıyla. Uluslararası bir geçerliliği henüz söz konusu değil ama 2013'ten bu tarafa fiili bir durum var. Fiili bir durum söz konusu ve Ukrayna'da Azak Denizi'nin sahillerindeki kendi limanlarına sağlıklı bir şekilde ihtiyaç maddesi gönderebilmek için bu boğazı kullanmak zorunda. Artı Azak bölgesinde iddialarını sürdürebilmek için de zaman zaman askeri gemilerini bölgeye çıkartmak zorunda. Böyle olunca da Rusya'dan izin alması gerekiyor. Fakat 2013'ten yürürlükten kaldırılan anlaşmaya göre de Ukrayna burayı çok rahat bir şekilde kullanması gerekiyordu. Fakat Kırım ilhak edildikten ve Rusya toprağı olarak kabul edildikten sonra Rusya bu bölgenin tamamen kendine mahsus bir su olduğunu iddia ederek Ukrayna gemilerine özellikle problem çıkartmaya başladı. Savaş gemilerinin problem çıkartıyor yoksa bütün, ticaret gemilerinin geçişine izin veriyor mu? Bütün gemilerin izninde geçmesi gerekiyor. Fakat savaş gemilerine daha fazla problem çıkarıyor. İşte bu noktada dün başlayan gerginliğin sebebi Ukrayna'ya ait 2-3 tane geminin, savaş gemisinin Kerç Boğazı'ndan geçerek Azak Denizi'ndeki Ukrayna sahillerinde bulunan limanlara erzak götürmek veyahut da askeri mürettebat götürmek için kullanmak adına Kerç Boğazı'na girdiğinde Ruslar taciz ateşi yaptılar ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığı söylendi ve gemiler geçici süreyle el konuldu. Daha sonra uluslararası sistem devreye girerek gemilerin serbest bırakılmasını sağladığı basına yansımış durumda. Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko savaş kabinesini toplayacağını açıkladı. Evet, şu sıralarda toplanmış olabilir. Evet, Ukrayna bu olayı oldukça fazla ciddiyetle takip ediyor ve dediğiniz gibi de savaş kabinesini toplayıp belki de bu dakikalarda Ukrayna'daki gergin bekleyişler devam ediyor ve bir savaş kabinesi toplanıp Ukrayna'da tüm Ukrayna sınırlarını dahil edecek bir sıkı yönetim ilan edilebilir. Bunun peşine bir savaş kararı çıkartılabilir. Yine Rusya'nın çağrısıyla Birleşmiş Milletler... Yani Rusya'nın Ukrayna'nın savaş gemilerini durdurması ve 6 Ukrayna askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan bu gelişmenin ardından Ukrayna Rusya'ya karşı savaş kararı alabilir mi? Yani almasa bile en azından savaş kararı noktasına kadar ülkesini gergin ve tayakkuzda tutmak isteyecektir. Zira bunu yapmazsa Ukrayna hem Doğu Ukrayna'yı hem de Azak Denizi'ni fiilen kaybetme korkusu ile karşı karşıya kaldığı için bugünkü Poroshenko'nun toplantısını yakından takip etmek gerekir. Rusya bu olayı
Ukrayna'nın bir provokasyon olarak nitelendiriyor. Özellikle Rusya'nın önde gelen isimlerinden de açıklamalar geldi. Rusya'ya göre bu Türk akımı zirvesine bir cevap niteliği taşıyor. Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk akım projesi için bir araya gelmişlerdi. Ve Türkiye açısından da önemli bir proje bu. Rus doğalgazı Ukrayna'yı pas geçerek Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşacak. Dolayısıyla Ukrayna'nın bundan rahatsız olduğu ve bir provokasyon çıkartmak istediği konuşuluyor. Özellikle Rusya'nın bakışı, kanaati bu yönde. Siz katılıyor musunuz? Evet, Rusya'nın böyle bir iddiası var. Hatta Rusya şunu da söylüyor. Diyor ki önümüzdeki 4 ay içerisinde Ukrayna'da seçim olacak. Şu anda Ukrayna'daki seçimlerle ilgili Ukrayna'yı yönetenler seçimlerde kazanılma ihtimalini göz önünde bulundurarak seçimlere kadar tansiyonu yükselterek gündemlerini elinde tutmak, hatta sıkı yönetimi de bunun için ilan etmek istedikleriyle ilgili Rus kamuoyunda bir iddia söz konusu. Özellikle Türk Akım 2 projesi baştan beri Rusya-Ukrayna krizine bir alternatif olarak gündeme getirilmeye çalışılıyordu. Biliyorsunuz Avrupa'yı besleyen Rus gazının en önemli geçiş güzergahı Ukrayna idi. Ukrayna zaman zaman Rusya ile gazın geçişi süreciyle ilgili problemler yaşadı ve problemlerin neticesinde de hem Rusya gazının Avrupa'ya gitmesi zaman zaman engellendi ve bu problemlerden dolayı da Rusya ciddi sıkıntı yaşadı. Bundan dolayı Rusya Ukrayna krizi sürecinde gaz ile ilgili sürekli problem yaşamaktansa alternatif yol arayışlarına girdi. Bu noktada Ukrayna devre dışı kalmanın vermiş olduğu panik ile bugünlerde özellikle sizin de ifade ettiğiniz gibi Putin ile Erdoğan'ın Türk Akım Projesi'nin önemli bir ayağı olan Karadeniz süreciyle ilgili bir araya gelmesi neticesinde Ukrayna panik halinde bir arayış içerisine girdiğini hep beraber gözlerimizle görmüş olduk. Böyle olunca da Ukrayna belki de kısa vadeli bir savaş çıkartarak bütün dikkatleri Ukrayna'ya, Rusya krizine çekmek isteyebilir. Önümüzdeki günlerde de G20 zirvesi var. Dünya liderleri G20 zirvesinde bir araya gelecek Latin Amerika'da. Evet, özellikle Arjantin'de bir araya gelecek olmaları bu zirve öncesinde de Ukrayna bütün dikkatlerini üzerine çekerek bütün kozlarını oynamak istiyor. Ki bu Ukrayna'nın son şansı, zira G20 zirvesinden sonra dünyanın dikkatleri, bakış açıları belki Asya Pasifik'e yönelecek. Bunun için de Ukrayna eğer dünyanın dikkatlerini sağlıklı bir şekilde üzerinde toplayıp bu problemi çözemezse bundan sonra Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili dünya gündemine gelmeyeceği endişesiyle bugünlerde Ukrayna ciddi anlamda diplomatik hamleler yapacak. Belki de basına yansıdığı gibi bu tür provokasyonları artıracak. Zira Ukrayna bu krizi çözemezse ve dünyanın dikkatlerini ve hatta dünya gücünü arkasına alarak Rusya'ya karşı çeşitli yaptırımlar ve Rusya'yı frenleyemez ise önümüzdeki dönemde Ukrayna resmen ikiye bölünmüş olacak. Ki şu anda Rusya Kırım bölgesinin bağımsızlığını, daha sonra da Rusya'ya katılmasını kabul etmişti. Önümüzdeki dönemde G20 zirvesinin neticesinde Ukrayna beklediği performansı gerçekleştiremez ise bu sefer Rusya Doğu Ukrayna'nın bağımsızlığını, hatta Rusya'ya katılmasıyla ilgili bir hamle yapmasını beklemek gerekir. Ki böyle olunca da Azak Denizi tamamen Rusya'nın iç denizi haline dönmüş olur. Hocam, Türkiye bu gerilimin ne tarafında duruyor? Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İtilal çağrısında bulundu Türkiye. Bölgenin de geçişleri açık olması gerektiğini savunuyor. Türkiye'nin konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kesinlikle Türkiye'nin yapmış olduğu açıklama makul bir açıklama. Kesinlikle itidal olması lazım. Savaş tetikleyecek hareketlerden kaçınmak gerekir. Bu anlamda da Azak Denizi'ne rahat bir şekilde bütün dünya ticaret gemilerinin rahat bir şekilde girip çıkabilmesi gerekir. Türkiye'nin açıklaması bu açıdan önemli. Bir de Türkiye ayrıyetten Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü kabul eden bir stratejiyi takip ettiği için de bölgeyi Türkiye'yi yakından takip ediyor. Zira Ukrayna ile Türkiye'nin ilişkileri 1919'da belki de Türkiye 1920'de Cumhuriyet ilan edildiğinde ve Ukrayna bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye Ukrayna'yı ilk tanıyan devletlerden biri olmuştu. Hatta Osmanlı döneminde tanınmış oldu. Dolayısıyla Türkiye-Ukrayna ilişkileri oldukça önemli ve Türkiye kuzeyinde çıkabilecek bir savaşın otomatikmen Türkiye'yi de etkileyeceğini göz önünde bulundurduğu için Ukrayna krizini baştan beri sıcak yakından takip ederek orada bir savaşın çıkmasını önlemeye çalışıyor. Hocam, süremizin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Bu yayına girmeden önce de üzücü bir gelişme yaşandı. İstanbul'da UH-1 tipi askeri helikopterimiz düştü. Kaza kırıma uğradı. 4 askerimiz şehit oldu. 1 askerimiz de yaralı. Bu UH-1'lere ilişkin değerlendirmeler var. Özellikle çok eski olduğu, 1976'da en son üretimi yapıldığı, o tarihten bu yana üretimi yapılmadığı,
Amerika'nın da yıllar öncesinden bu helikopterin kullanımını bıraktığı, ancak Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 27 adet bu helikopterlerden olduğu söyleniyor. Aynı zamanda daha önce de 4 ayrı kazaya karışmış bu UH-1'ler. Bugünkü üzücü kazayla birlikte 5. kaza. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şehitlerimize Allah rahmet diliyoruz. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Yani biz bunlara uçan tabut demek istemiyoruz ama maalesef şu anda gördüğümüz kadarıyla dünyada kullanılmayan bu helikopter sisteminin Türkiye'de kullanılmasını bir an önce kullanımdan kaldırmak gerekir. Ve bunları belki de müzelerde değerlendirmek gerekir. Ve Türkiye artık şunu gördü ki bu kazaların neticesinde kendi helikopterini yapmak ve sisteme dahil etmek zorundadır. Bu ve buna benzer kazalar önümüzdeki günlerde çok daha fazlalaşacak. Çünkü 14 yıldır üretimden kalkan Amerikan envanterlerinden çıkartılan Vietnam Savaşı'nda kullanılan bu helikopterlerin... Amerika Birleşik Devletleri bu helikopterleri 2004 yılından beri kullanmıyor. Evet. En son üretimi de 1976'da yapılmış. Amerika bunları Vietnam Savaşı'nda kullanmış. Evet. Yani 2004'ten beri kullanılmayan, yani 14 yıldır Amerikan envanterlerinde olmayan helikopterin Türk envanterinde olmasını da üzücü olarak değerlendirmek gerekir. Ve bir an önce bu helikopterlerin devre dışı bırakılması gerekir. Zira önümüzdeki günlerde nasıl bir kaza olabileceği ve bu kazada kaç askerimizin şehit olacağını beklemektense bunları devre dışı bırakmak gerekir. Gerçi eğitim amaçlı kullanılıyor ama eğitim amaçlı bile olsa bu helikopterlerin ya çok çok iyi bakımını yapıp ona göre devreye koymak lazım. Veyahut da bunları miadını doldurduğu kararı getirerek bunları müzelere, askeri müzelere devretmek gerekir. Ve önümüzdeki dönem Türkiye savunma sanayinde büyük hamleler, büyük yatırımlar yapması gerektiğinde bu kaza göstermiş oldu. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Konuğumuz Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Hasan Oktay'dı. Hem Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdik. Hem de bugün İstanbul'da yaşanan ve 4 askerimizin şehit olduğu o elim kazayı değerlendirme imkanı bulduk. Biz de buradan bir kez daha başsağlığı dileyelim ve yaralı askerimizin de bir an önce iyileşmesi için şifa dileklerimizi iletelim diyelim. Ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.